Merhaba arkadaşlar. Traktörleri taşlayanların kimler olduğunu öğrendik. Fettahgil'in Ali, Kır Hasan, Çopur Osman, Elbetler'in Muharrem, Hoceyl'in Hüseyin. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Hepsini okumayacağım. Bunu jandarmaya verebilirim ve herkes cezasını çeker. Ama ben bunu yapmayacağım. Çünkü sizi anlıyorum. Traktörler işinizi, ekmeğinizi elinizden alacak sandınız. Onları bir canavar gibi gördünüz. Halbuki traktörler toprağın verimini arttıracak. Bir avuç toprağa ekmek için günlerce kanter içinde çalışıyorsunuz. Ama aynı işi traktörler birkaç saatte yapacak. Sonra ne olacak? Ürünleri toplama vakti gelecek. Kim toplayacak? Siz. Vaktiyle fabrikaya makineler geldiğinde aynı şey olmadı mı? İşini, ekmeğini kaybedeceğinden korkanlar hala fabrikada çalışıyorlar. Üstelik daha rahat işlerde. Bu traktörlerle toprağın verimi artacak. Verim artınca ne olacak? Bu toprağın insanı kazanacak. Kim? Siz, biz, hepimiz. Siz taş attınız. Ben size bir adım atacağım. Tarlalarda iş çıkıncaya kadar size fabrikada iş vereceğim. Şimdi iş isteyenler adını yazdırsınlar. Dur Kirve, nereye? Evdeki bebeler ne olacak? Onlara sen mi bakacaksın? Adınız neydi? Hasan Meral Oymaklı köyü. Misafiriniz var Serap Hanım. Fakize. Güllü. Hoş geldin. Hoş gördük. Çok özlemişim kız seni. Ben de. Geç otursana şöyle. Hayırlı olsuna geldim. Gebeymişsin. Duydun mu? Duymaya mı kaldı kız? Baban düdüğe kor üfürdü sen gebesin diye. Çalgı tutup düğün ettirtti. Babalığı batsın. Boş ver şimdi. Sen nasılsın? Gebeliğin nasıl? İyi. Sıkıntı veriyor mu? Yok. Ne bu halin kız? Ağzını bıçak açmıyor. Yok bir şey. Halin vaktin yerinde. Daha ne istiyor? Bak şimdi neşeni nasıl yerine getireceğim. Bak kız. Bunları bebeğine ördüm. Ne oldu Güllü? Muzaffer Kemal'i öğrendi Pakize. Taktiklerine hayran olmamak mümkün değil. Ama o kadar adamı istihdam edebilecek miyiz? Edeceğiz. Gerekirse zarar etmeyi göze alacağız. İyi. Yoruldun galiba. Bilmem. Ha. Neriman bu akşam yemeğe davet ediyor sizi. Müstakbel annemize çok güzel yemekler hazırlamış. Enerji veren. Sana da iyi gelir belki. Teşekkür ederiz Zekai ama başka zaman yaparız. Hem benim bu akşam burada kalıp biraz çalışmam lazım. Sen? Hı-hı. Serap'ın hamileliğinden beri akşamı zor ediyordun sen. Bir an önce evine, karına gitmek için can atıyordun. Nereden çıktı bu vardiya şimdi? Öyle icap etti. Bana bak. Yoksa Serap'la kavga filan mı ettiniz siz? Tamam.
Ne zaman anlatmak istersen ben hazırım. Sağ ol. Senin de canını sıkmayayım. Olur mu canım öyle şey? Bence sen de sıkma canını. Hamilelikte anneler biraz hassas ve kırılgan olurmuş. Yani böyle zamanlarda büyütmemek lazım. Boş ver. Boş ver, geçer nasıl olsa. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.